Elhamdülillahi nehmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbü ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Şehâdeten münciyeten min azâbillâh. Ve neşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûlüh. Dâ'înâ ilallah. Emmâ ba'du feyâ ibâdallah. اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزيز أبو الكلام السمان رسول Mevla Teala peygamberimizi tarif ediyor. Peygamberimizi en iyi tarif eden Allah olur zaten. Buyuruyor ki Mevlamız, seni büyük ahlak üzere yarattım diyor Mevla Teala. Yani ahlakın mükemmelliği, güzelliği, her şeyi Muhammed Mustafa'da toplanmıştır. Efendimizin ifadesi de böyledir. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor Efendimiz. O yüzden eğer ben güzel ahlaklı olmak istiyorum, peygamberimi iyi takip edersen bu güzelliği, bu özelliği yakalamış olursun. Yoksa mümkün değil. Birkaç örnekle beraber olayı tamamlamış olacağız. Birinci örneği vereyim size. Peygamberimizin hicret esnasında, hicret gecesinde, hicret durumunda peygamber hakkında Darun Nedve'de toplanıyorlar. Darun Nedve'de toplanan insanlar peygamber hakkında ayet-i kerime ile sabittir. Ölüm kararı alıyorlar. Ölüm kararı alanların emanetleri peygamberimizin yanında duruyor. Ve peygamberimiz Hazreti Ali'yi çağırıyor. Diyor ki bu emanetler falancanın, falancanın, falancı kafirin o emanetlerdir. Onları teslim et. Sen de hicrete gel. Çünkü Müslümanlar zaten çoğu, hatta belki de hepsi hicret etmiş durumda. Emanetler peygamber hakkında karar verenlerin emanetleri. Bir düşünür müsün Allah rızası şimdi? Senin hakkında ölüm kararı verecekler ki Cebrail Aleyhisselam'a haber veriyor. Ya Muhammed senin hakkında böyle karar verdiler. Peygamberimiz diyor ki aman diyor bunun emanetlerini alınır da. O yüzden bir düşünmek lazım. İkinci bir ifade. Şimdi kardeş kardeşe emanet verir. Onları incelemek lazım. Peygamberimiz hakkında herkese bütün ayı yaşına, hırsızına herkese haber göndermişler. Muhammed'in başı şerifini getirirsiniz 100 deve. Hazreti Ebubekir gelirse aynı şekilde 100 deve. Yolda çölde peygamberimiz herkes bir şekilde çok büyük sıkıntılarla hicret yolunda çölde gidiyor. Süraka daha sonra bir son olduğu için diyecek radıyallahu anh daha sonra bir son olduğu o anda peygamberi şehit etmeye geliyor. Zamanın Mekke'nin en pehlivan adamı Süraka Hazreti Ebubekir görünce eyvah diyor sonra Süraka geliyor ve Efendimiz'e bir devam etsen diyor. Geliyor tam peygamber yaklaşacak atın ayakları çöle batmaya başlıyor. Çöle batıyor. Kendisini atıyor attan. Yani kendisi mücadele verecek yani kılıcıyla kendisi batmaya başlıyor. Batmaya başlıyor, batmaya. Ya Muhammed diyor anladım ki bu olay senden diyor. Çünkü bak senin devenin ayakları batmıyor. Seni getirenlerin ayakları batmıyor, benimkiler batıyor. Ya Muhammed söz veriyorum, beni kurtar, geri gelenlerin tamamını vazgeçirecek. Düşün. Herkes peşinden koşmuş, öldürme niyetiyle geliyor. Efendimiz yine ya Rabbi Süraka'yı kurtar diyor. Sen yan baktı, sağa baktı, öyle yaptı, şunu dedi ya bırakmıştı. Bak kendisini öldürmeye gelenler peygamberde hayat buldular, hayat buldular. Ahlakın ta kendisi. O yüzden uyarsan peygambere
Dünyanda ahiretinde mükemmel olur. Uyumazsan havada mısın? O yüzden ölçümüz Peygamberimiz, sevgimiz ona, her şeyimiz ona, her zerremizde ona benzeme hususuna insan mücadele vermeli. Çoluğundan, çocuğundan da, bütün gençliğinden de bunu beklemeli, bunu öğretmeli. Bunu öğretirsen dünyanda ahirete kurtulmuş olur. Ela inna ahsen kelam ve evvel adam kelamullahi ve ekran zellem. Kemal gayla Allah-u Teala tebareke fil kelam ve idâ kurel kurel nüfus sevani ve asrı aleyhi tuhumun. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, evfû bil ugude iman ellem. Allah'a vermiş olduğunuz sözleri yerine getiriniz. Elhamdülillahi hamdan kamilin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ta'zîmen li nebiyyi ve tekrîmen li fıkâmeti şâni şerefi safihi. Fekâle azze ve celle min qâilin muhbiran ve âmira innallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli ala sinna Muhammed ve ala sinna Muhammed kemâ sallîte ala sinna ve ala sinna Muhammed kemâ sallîte ala Allahümme barik ala sinna Muhammed ve ala sinna Muhammed kemâ barakte ala sinna ve ala sinna Muhammed kemâ sallîte Allahümme ansur men nasreddin ve ahrir men khadar müslümin. Allahümme aizil islam vel müslümin. Allahümme behirül kefaat vel fecret vel mühidin. Allahümme eskede dâmin ve dâbin. Akhir cem'i binim salimin. Selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle merak edersiniz. Tabi olunca dünya halidir. Hocam ümreye gittin geldin. Hediye bir şey yok mu? Hediye dualar var manevi. Çıkışta da inşallah hurma zemzem inşallah ikram edilecek size. Medine'den gelmedir. Mekke'den gelmedir. Hepsi ikisi de aynı şekilde inşallah Allah'ın izniyle. Çıkışta ikram edecek. Masayı yanlış anlamayın diye söyledim bunu. Olur ya, kalbiniz oynar şimdi sağa sola. Beni gördünüz mü kalbiniz oynamaz. Ben burada sakata bağlamaz. Kendimden başka garanti vermem ama baştan söyleyeyim. Netice itibariyle o masayı size hurma ve zemzem ikramı için. Zemzemi de şurada hemen söylemek istiyorum. Efendimiz buyuruyor. El-mâb-ı zemzem limen şurbele. Efendimiz buyuruyor. Zemzem ne niyetle içilirse mutlak kabul. Ama sizden ricam canlı niyetini içmeyin. Yapmayın kızınızı. Herkesin aklına yapmayın. İman, imanı muhafaza, ibadetlerin kuvvet, yerin değişme niyeti. Bu gibi şeyler Mevla'nın razı olduğu bir kul. Bunlar için isteyin ya. Yoksa hemen aklına baskı değil. Ne istiyorlar? Ne niyetle içersen mutlak kabul görüyor. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe yekmuru bil adli vel ihsâni ve itâyedil gurbâ ve enhânil fahşâi vel mülkeri vel bâgî ya'idhukum leallekum tezekkerûne ve nezikrullâhi ekber. Allahu ya'lemu mâ tasnaûn. Sallallahu aleyhi ve sellem.